بسم الله الرحمن الرحيم باب الخف في الصلاة هل فيه تكبير bu bab el hafti fi salah namazda aşağı iniş babıdır ki hel fihi o aşağı iniş doğrucu mudur tekbirin tekbir hafet aşağı inmek namazın orada tekbir var mı yok mu dedi yani rükû'a giderken kıyamda rükû'a inişte orada tekbir var mı yok mu bunu beyan buyuracak حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن حماد عن شعبته عن الحسن ابن عمران كتبت عن ابن عمران demiş sevabı doğrusu و عن زيادة عن الحسن ابن عمران عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبزة diyor ki kendisi ennehu salla ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'le namaz kıldı. Fekâne Peygamber Efendimiz oldu. La yutimmü tekbire tekbiri itmam etmezdi. Tekbiri itmam etmezdi'nin manası ne? Yani başını rükûdan kaldırırken oradan secdeye gideceği vakitte tekbir almazdı. Bir namaza girişte iftar tekbiri alırdı. Ondan sonra daha tekbir almazdı. Rükû'a giderken evet zarafara sevmine rükû yahut da secdeye giderken yahut secdeden kalkarken tekbir almazdı. Haddesene Nebi Davud قال حدثنا عبد بن مرزوق قال حدثنا شعبة فذكر مثله بإسناده yine aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbn Ebu Davud tarikiyle de rivayet edildi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı ve iftar tekbirinden sonra tekbiri tamam etmezdi. Şimdi bu mesele hakkında aşağıda uzun uzun izah gelecek. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyuruyorlar ki فذهب قوم إلى هذا bir takım cemaat ona zahir buldular. Ne yaptılar? فَكَانُ لَا يُكَبِّرُونَ فِي الصَّلَاةِ namazda tekbir almazdılar. اِذَا خَفَضُوا rükû'a gittikleri vakitte. وَيُكَبِّرُونَ tekbir alırdılar. اِذَا رَفَعُوا başlarını kaldırdıkları vakitte. Rükû'a gittikleri vakitte tekbir almazdılar ama başlarını kaldırırken tekbir alırdılar. Ve kezalike kânet Benu Ümeyye. Benu Ümeyye de böylece idi. Tefe'lü kezalike bunu yapardı. Peki Benu Ümeyye'den maksat kim? Diyor ki Muaviye, Ömer İbn Aziz, Ziyad bunlar böyle yapardılar. Ve bu mezhebe sahip olanlar kimlerdir? Ömer ibn Abdülaziz, İbn-i Sirin, Kasim ibn Muhammed, Salim ibn Abdullah ve Said ibn Cübeyr, Katade bunlar bu mezhebe sahip olmuşlardır ki namazın iftitah tekbirinde onda ihtilaf yok. Bütün mezheplerde o iftitah tekbiri var. Ondan sonra kıraat bitti rükû'a giderken tekbir bu cemaat almazdı. Ama kalkarken tekbir alırdılar. Ve halefen fi zalike aharun. Ulemanın diğerleri bunları muhalefet eylediler. Fekebberu tekbir aldılar. Fil hafti ve ref'i cemiyan. Rükû'a giderken de, rükûdan kalkarken de her ikisinde de tekbir aldılar. Ve zehebu fi zalik. Bu mesele hakkında zahip oldular. Neye? İlâ mâ şul bir ehadise ki tevâteret. Yahut ilâ mâ şul bir hükme ki tevâteret. Tevatür etti bu o hükümlerle eserler. Eserler çok geldi ki Resulullah Efendimiz rükû'a giderken de tekbir almış, rükûdan kalkarken de tekbir almış. Kimden bu eserler? En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den gelen bu eserler de böyle vardır. Peki bunlar kim? İbn-i Mes'ud, İbn-i Ömer, Cabir, Ebu Hureyre, Gays ibn-i Ubad, Malik, Evzai, İbn-i Cabir, Şafii, Ebu Sevr,
Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin eshabı bu mezhebe sahip olmuşturlar ki ümmeti Muhammed bunun üzerine de ittifak eylemiştir. Muhalefet eden hali hazırda yok gibidir. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Ebu'l-Velid kâle haddesene Züheyr ibn-i Maviye kâle haddesene Ebu İshak an Abdirrahman ibn-i Esved an Ebihi ve Al-Gametu an Abdillah kâle ana râitu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn-i Mesud buyuruyorlar ki ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Yükebbiru fî kulli vadi'in ve ref'in. Her bir inişte, her bir kalkışta tekbir alır. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükûa giderken, rükûdan kalkarken, secdeye giderken, secdeden kalkarken bunların hepsi bir vadiye, bir refiyedir. Hepsinde tekbir alırdı. Haddesene Ebu Bişir Rakkiyyû kâle haddesene Şücaun en Züheyril fezekere mislehu bi isnâdihi. İmam-ı Tahavi bu hadis-i şerifi Ebu Bişir Rakkiyyû tarikiyle de rivayet ediyor. Kâle ve reyitü Ebu Bekir'in ve Ömer'e radıyallahu anhuma. Ebu Bekir ve Ömer'i de evet gördüm yef'alâni zâlik bunu yapardılar. Tekbir alırdılar. Haddesene ibn-i Merzûk kâle haddesene Affan kâle haddesene Hammam kâle haddesene Atâ ibn-i Sâib kâle haddeseni Sâlim el-Berrât kâle ve kâne indî evsekü min nefsî. Atâ ibn-i Sâib diyor ki ben Sâlim el-Berrât bunu rivayet eyledi. Sâlim el-Berrât benim indimde kendi nefsimden daha itimat edilir kişiydi. Yani benden daha iyiydi. Kâle, Sâlim el-Berrât da dedi ki kâle Ebu Mes'udin el-Bedri, Ebu Mes'udin el-Bedri buyurdular ki elâ usallî leküm ben size kılayım mı salâta Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in namazını. Resulullah Efendimiz namaz kıldı. Nasıl namaz öldüyse ben de size öyle bir namaz kılayım mı? Fasallâ bina. Ebu Mes'udin el-Bedri diyor ki bize namaz kıldırdı. Erbâ rekaatin dört rekat. Yükebbiru fîhinne onlarda tekbir alırdı. Dört rekatte tekbir alırdı. Kullemâ hafete her inişte ve refâ her kalkışta. Yani rükûa inişte, secde inişte, rükûdan kalkışta, secdeden kalkışta tekbir alırdı. Ve kâle Ebu Mesud buyurdular ki hâkeda böylece râitu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i ben böylece gördüm. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Müseddedun kâle haddesene Abdülaziz ibn-i Muhtar. Burada kitapta haddesene Müseddedun kâle bu noksan. Bunu yazmak lazım. Kâle haddesene Abdullahi Danacu kâle haddesene İkrimetu قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه حزرة أبو هريرة بنا نماز قلدردي فكان يكبر تكبر alırdı إذا رفع ركودان قطبه وقتا وسجدان قطبه وقتا وإذا ودع ركوعا وسجدية اندي وقتا فأتيت ابن عباس رضي الله عنه بن عبد الله بن عباس geldim فأخبرته بذلك بني بن خبر verdim فقال أبو ابن عباس dediler ki evveliyse zalik bu olmadı mı? Sünnet-i Ebil Kasım sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'in sünneti olmadı mı? Yani bu Resulullah Efendimiz'in sünnetidir. Abdullah ibn Abbas Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhün kıldırdığı namazı tesdik etmiş oldu. Haddesena Salih ibn Abdirrahman kâli haddesena Se'idun kâli haddesena Hüseymin kâli ahberena Ebu Bişrin en ikrimete mislehu. İmam-ı Tahavi Salih ibn-i Abdurrahman vasıtasıyla Hazreti İkrim'den aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. وَلَمْ يَذْكُرَ بَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ. Yalnız Ebu Hureyre'yi zikreylemedi. Eylemediği gibi hadis ne oldu? Hadis mürsel oldu. حَدَّسَنَا رَبِّعُ الْمَأَذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْرَائِيُّلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاكَ عَنِ الْأَسْوَدِ بِنْ يَزِيدْ قَالَ. Esved dediler ki قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ buyurdular ki zekkerena bize hatırletti. Aliyyun radıyallahu anh Hazreti Ali radıyallahu anh bize hatırletti. Salaten bir namazı hatırletti ki künnâ nusalliha biz o namazı kılar idik. Me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle. İmmâ nesînâha ya biz onu unuttuk ve immâ tereknâha amden yahut da kasten onu terk eyledik.
Neydi o namaz? Yükebbiru Resulullah Efendimiz tekbir alırdı. Küllemâ hafada, her inişte, ve küllemâ refa'a, her kalktıkta, ve küllemâ secde, her secde ettikçe. Yani rükû'a giderken, rükûdan kalkarken, secdeye giderken, secdeden kalkarken daima tekbir alırdı. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. İki senet de ابن مرزوق'un gerek Said'den gerek Affan'dan rivayet eylemiş olduğu iki senet de Ebu Musa el-Eşari'ye geliyor. Ebu Musa el-Eşari de Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Kale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ İmam tekbir aldı mı? Ve secde, secde etti mi? فَكَبِّرُوا Siz de tekbir alınız. وَسْجُدُوا Siz de secde ediniz. Bu hadis neyi ispat etti? Her inişte, yani secdeye gidişte tekbir olduğunu ispat eyledi. Haddesene ibn Ebi Davud kâle, haddesene Ubeydullah ibn Umar el-Kabaririyü kâle, haddesene Yahya ibn Sa'id an Süfyan'a kâle, haddesene Abdurrahman el-Asam. Süfyan diyor ki bana Abdurrahman ibn el-Asam rivayet eyledi. Abdurrahman ibn el-Asam Haccat'ın müezziniymiş. Kâle, semiyatu anesen yekûlü. Ben Enes'i işittim ki derdi. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Ve Ebu Bekir'in ve Ömer radıyallahu anhuma. Ebu Bekir, Ömer bunlar da oldular. Yutimmûne tekbir, yutimmûne tekbire tekbiri itmam ederdiler. Nasıl? İzah ediyor. Yükebbirûne tekbir alırdılar. İzâ secedû, secdeye gittikleri vakıtta. Ve izâ ref'û, secdeden kalktıkları vakıtta. وَإِذَا قَامُوا مِنَ الرَّكَةِ Reketten kalktıkları vakitte, reket bitti de ikinci rekete kalktıkları vakit, o vakitte de tekbir alırdılar. حَدَّسَنَا ابْنُ مَرْزُوقَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَاسِمْ اَبُوْ حُزَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبْدِ الرَّحْمَانِ الْأَصَلِ فَزَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ. Yine Abdurrahman el-Asım'dan bu hadisi şerifi İbn-i Merzuk tarikiyle İmam-ı Tehavi rivayet eyledi. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه. أبو سلمة diyor ki Hazreti Ebu Hureyre رضي الله عنه كان يصلي لهم. Onlara kıldırırdı el-mektubete farz namazı. فَيُكَبِّرُ tekbir alırdı كُلَّمَا خَفَدَ her inişte inişinde وَرَفَى her kalktığında. Aşağı başını indirdikçe yukarı kaldırdıkça tekbir alırdı. فَيْذَنْ صَرَفَ Nusarif oldu mu Hazreti Ebu Hureyre namazı bitirdi mi? Kale buyururdu ki وَاللّٰهِ اِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ böyle buyururdu. Bunun manası وَاللّٰهِ ben Allah'a yemin ederim ki اِنِّي بَلْ لَأَشْبَهُكُمْ sizin en ziyade benzeyicinizim. Ne yönünden? Salaten namazı kılmak yönünden en ziyade benzeyiciniz benim. Kime? Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. Resulullah'ın kılmış olduğu namaza benzeyen, namazı kılan benim. Bu manaya. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene vehbün. Kâle haddesene ebi. Orada übey harekelemiş yanlış. Vehb ibn-i Cerir rivayet ediyor. Diyor ki haddesene ebi, babası. Onun validi ki, o da kim? Cerir. Cerir ibn-i Hazim el-Ezdi. Şimdi Cerir rivayet eyledi bunu. Vehid. O da diyor ki, kâle dedi ki, haddesena ebi. Onun babası da Vehb'in babası da Cerir imiş. Kâle semiyetun Nu'mane. Ben Nu'man ibn-i Raşid el-Cezeri'yi işittim. Yuhaddisu an-i Zühri'yi Zühri'den rivayet ederdi. An Ebi Seleme'de, o da Ebu Seleme'den rivayet ederdi. Ve Ebi Bekir ibni Abdurrahman, Ebi Bekir ibni Abdurrahman'dan da rivayet ederdi ki enne Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Ebu Hureyre kâne yusalli bihim, onlara kıldırırdı el-mektubete farz namazı. Fezekere mislehu, yukarıdaki hadisin mislinde zikreyledi. Yani yeminle
söylerdi ki ben Resulullah Efendimiz'in kılmış olduğu namazı, ona en ziyade benzeyen namazı ben size kıldırdım dedi. Orada var ki tekbiri nasıl alırdı? Secde ettiğinde, secdeden kalktığında, ikinci rekatten kalktığında evet şey derdi, başını tekbir alırdı. Haddesena Süleyman ibn-i Şaib kâle, haddesena Sed ibn Musa kâle, haddesena ibn-i Ebi Zib anil Makburi, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu nehvehu. Hazreti Ebu Hureyre'den İmam-ı Tehavi Süleyman ibn-i Şaib tarifiyle de bu hadisi şerifi rivayet eyledi. Haddesena Ebu Bekret'e kâle, haddesena Ebu Amir kâle, haddesena ibn-i Ebi Zib'in an Sa'id ibn Sem'an an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu. Kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Yükebbirü tekbir alırdı. Küllemâ secede ve refâ. Her bir secdeye gittikte, her bir secdeden kalktığı vakitte tekbir alırdı. Haddesena Muhammed ibn Abdillah ibn Meymun. Kâle haddesena el-Velid anil-Evza'i. Kâle haddeseni Yahya. Enne Eba Selamete. Kâle. Ebu Selam'a buyurdular ki, Râitü Eba Hureyre'te radıyallahu anh. Ben Hazreti Ebu Hureyre'yi gördüm. Yükebbirü fissalâti. Namazda tekbir alırdı. Küllemâ hafata. Her inişte ve refe, her kalkışta, yani aşağı başını eğdikte, rükûa, secdeye tekbir. Kâle Ebu Seleme radıyallahu anhu, Râite Ebu Hureyre'te radıyallahu anhu. Ben Hazreti Ebu Hureyre'yi gördüm, yükebbirü fissalâti namazda tekbir alıyordu. Küllemâ hafada ve refe. Her başını aşağı indirdikçe ve her başını yukarı kaldırdıkça tekbir alır gördüm. Fekultu ya Ebu Hureyre, ben Ebu Hureyre'ye dedim ki ma hadihis salatu, bu namaz nedir? Çünkü ondan evvel Emevilerin kıldırdıkları zamanlarda tekbirlerin bazılarını almadıklarından Ebu Seleme'nin teaccümüne gitmiş Hazreti Ebu Hureyre'ye bunu sormuş ki bu nasıl namaz kıldır? Fekale Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki inneha ala salatu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazıdır. Hem de tehkidle indiha cümle-i ismiye sonra le salatu lam-ı tehkid ile de tehkid ediyor. Fekânet hâzîl âsârul merviyyetü an Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Resûl-i Ekrem Efendimiz'den rivayet edilen bu eserler ne hakkında? Fit tekbiri, tekbir hakkında. Fî külli haftin ve refin. Her bir aşağı inişte, yukarı kalkışta variz olan bu eserler azhar, daha zahirdir min hadisi Abdurrahman ibn Ebza, Abdurrahman ibn Ebza'nın rivayet etmiş olduğu hadisten ve ekseru tevatüren, tevatür yolundan da daha ekserdir. Abdurrahman ibn Ebza rivayet etti ki Peygamber Efendimiz yalnız iftitah tekbirini alırdı, bir de rükudan kalkarken tekbir alırdı. Rükûa giderken almazdı. Secdeden kalkarken tekbir alırdı. Secdeye giderken almazdı. O rivayetten ise bu rivayet daha zahirdir. Ve kad amile biha. Bu ikinci rivayette amel eyledi. Min ba'di Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra Ebu Bekir'in ve Ömer'u ve Ali'in radıyallahu anh. Bunlar da bununla amel eylediler. Çariyar Güzin Efendilerimizden üçünü alıyor. Hazreti Osman yok. Çünkü ilk önce Hazreti Osman ihtiyar olduktan sonra sesi zayıfladığından onu tekbir almaz zannettiler. Rükû'a giderken, secdeye giderken tekbir almaz zannederdiler. Sesi zayıf olduğundan ondan sonra gelen Emevilerden Muaviye Hazreti Osman'ın sünnetidir diye o düğüle yaptı. O Hazreti Osman'a taraftarlık yaptığından dolayı. Ziyad da geldi öyle yaptı. O da Hazreti Ali'ye düşmanlığından dolayı öyle yaptı. Bu rivayetten dolayı ödemanın bazıları o tarafa sahip olduysa da fakat her inişte, her kalkışta tekbir alırdı diyen taraf kuvvetli olur. Nitekim Ebu Bekir, Ömer, Ali radıyallahu anhüm Peygamber Efendimiz'den sonra böyle amel eylediler. Ve tevatera bihel amel ve amelde bununla tevatür etti. İlâ yevmine hâze bizim günümüze kadar böyle geldi. Lâ yünkirû zâlike münkirû. Bunu hiçbir münkir inkar edemez. Ve lâ yetse'uhu dâfi'ün. Bir def edici de def edemez. Sümmen nazaru yeşhedü lehuveyzâ. Kıyasla buna şahit olur. Yani eserler bunu ispat ettiği gibi kıyasla ispat eder.
Ve zalik o kıyas da şudur ki enna rayna biz gördük et duhule fis salati namaza duhuli gördük ki onu bir tekbir tekbir ile olur. Bir adam Allahu ekber dememiş namaza giremez. Sümmel hurucu minel rükû'i ve sücûdi rükûdan huruc, secdeden huruc bunu da gördük ki kunani izâ bir tekbirin bunlar da tekbir ile olur. Yani rükû bitirdi kalkacak Allahu ekber diyecek. Secdeyi bitirdi kalkacak Allahu ekber diyecek. Ve kezalike el kıyamu, kıyam da böylecedir. Minel gu'udi gu'uddan yekûne eyzâ. Bu da eylecedir bir tekbirin, tekbir ile. Yani bir adam oturuyor diye, kalkacak namaza, kalktığı gibi ikinci rekete kalkacak, üçüncü rekete kalkacak, o da tekbir ile oldu. Fekâne mâ zekârnâ, bizim zikreylediğimiz bu oldu. Min tağayyürü lehvâl, ahvalın tağayyüründe min halin ila hal, bir haldan bir hala tağayyür oldu mi? Kad ücma, icma olundu ki enne fihi tekbiren, onda tekbir var. Mesela kıyamda rükûdan secdeye, secdeden celeseye, yahut da rükûdan kavameye, yahut da kuyuttan kıyama herhangi bir hal değişti mi orada bir tekbir olduğunda icma oldu. فَكَانَ النَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكِ işte buna nazarın, buna kıyasın يَكُونُ olur تَغَيُّرُ الْاَحْوَالِ اَحْوَالُ تَغَيُّرُ اَيْذَا bu yukarıdakiler gibi مِنَ الْقِيَامِ اِلَى الْرُكُوا kıyamdan rükû'a ahvalun tağayyürü de olur ve ile sücudi yine kıyamdan secdeye ahvalun halun tağayyürü olur اَيْذَا yukarıdaki olduğu gibi فِيهِ اَيْذَا tekbirun onda da tekbir vardır. Nasıl bir hal değiştiği tekbir olduğu gibi bu da kıyam bitti rükûa gidiyor. Kıyam bitti secdeye gidiyor. Onda da tekbir vardır. Kıyasen alâ mâ zekârnâ zikrettiğimiz yukarıdaki kaideye kıyasen. Ve hâdâ kavlâ bi hanifete ve bi yusufâ ve Muhammedin rahimahumullah. İşte bu üç imamın kavli budur. İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed ibn Hanbel zahir olan rivayette. Bunun üzerinedir. Böyle zahir olmuşlar. Fukahanın ümumi, ulemanın ümumi böyle demişlerler. Ve Müslümanların da ameli bugüne kadar böyle devam etmiştir. Tekbir meselesi burada bitiyor. Bu babda bitti. Bundan sonra sıra şeye geliyor. Bab-ı tekbir ile rükû'i ve tekbir ile sücûdi ve ref'i minel rükû'i hel mâ zâlike ref'un emle. Şimdi bir adam tekbir aldı, iftar namazına girdi sabah. Ondan sonra böyle tekbirler var ya, o tekbirlerle beraber el kaldırmak meselesi de var mı yok mu? Onu beyan buyuracak. Bu ders burada hitam buldu. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.